Arkadaşlar, aksiyoncularla maceramız birazcık da efsanelerle devam ediyor. Bu sefer karşımızda hangi oyuncu var? Tabii ki efsanelerin efsanesi olarak Bruce Lee'nin tahtına aday olacak geyiklerinin ilk başlangıçlarından biri olarak Jackie Chan'ı sayarsak hemen ardından da Jet Li geliyordu. Bu hafta da aksiyoncular bölümünün gediklisi Jet Li olacak arkadaşlar. Real fast. You know, they ask me to calm down. So now it's normal time. Okay. Bruce Lee'nin tahtına aday olacak geyiklerinin son varisi olan Jet Li, yani Li Lianji, 26 Nisan 1963 Pekin doğumlu. 9 yaşında Pekin Wushu Akademisi'ne girdi ve 16 yaşına kadar 5 farklı altın madalya kazandı kendisi. 11 yaşında Çin Ulusal Şampiyonası'nda akrobatik askeri sanat olan Wushu dalındaki şampiyonluğu sayesinde Washington'a seyahat etme şansı buldu. Washington seyahati de aslında çok verimli geçti Jet Li için. Bir taraftan kendi geleneğini Batı dünyasına taşıdı. Diğer taraftan da o zamanın başkanı Nixon ile birlikte birebir tanışma fırsatı elde etti. Tabii ki orada da hamasetini bir şekilde damgalamaktan çekinmedi. Nixon, tabii ki gerçekliği ya da ciddiyeti tartışılır, kendisine bireysel olarak kendisinin koruması olması teklifinde bulundu. Fakat Jet Li bunu nazik bir şekilde geri çevirerek bir adamın koruması olmayacağını, 1 milyar Çinlinin koruması olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. 16 yaşındaki bir çocuk için cesur bir hareket. Fakat Jet Li kendi sinemasına olan hizmetiyle zaten bu lafının çok da fazla geyik olmadığını, çok da fazla böyle bir göstermiş oldu. Aslında 80'li yıllara gelindiğinde Çin'de yine bir kung fu filmleri furyası vardı diyebiliriz. Bruce Lee'nin açmak istediği bir yol vardı. Bruce Lee'nin Batı dünyasına kung fu'yu tanıtmak için takip etmek istediği bir rota vardı. Ama Bruce Lee ne yazık ki bu rotayı tamamen çizemeden hayata veda etti. Bu vedanın ardından pek çok doğulu film yapımcısı Bruce Lee'nin emanetini teslim alma girişiminde bulundu. Aslında Jet Li bu emaneti teslim alma girişiminin en sadık müritlerinden biriydi diyebiliriz. Jet Li 20 yaşına geldiğinde Shaolin Temple filmiyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirerek bir şekilde sinemasal arenaya kapağı atmış oldu. Fakat kendisini asıl parlatan rol Once Upon a Time in China filminde en büyük kung fu ustası olan Wong Fei Hung rolüyle ünlenmiş oldu diyebiliriz. Fakat diğer taraftan işte bu adımların ardından tabii ki Jet Li'nin doğudaki performansı, kendi karakteristik dövüş stillerini, ki çok hızlı dövüş stili sebebiyle çok kısa sürede ünlendi ve özellikle Çin'de pek çok filmin furyalaşmasında, tekrar kung fu filmleri furyasının böyle küllerinden yeniden doğmasına sebep oldu diyebiliriz. Fakat onun da bunu bir şekilde batıya taşıma gibisinden bir kaygısı vardı. Ve 16 yaşındayken ilk defa Amerika'ya gittikten sonra, Washington DC'ye gittikten sonra oraya tekrar döneceğini hissettiğini söylemiştir. Ve burada etkinliğini kanıtlayabilmek için, burada etkinliğini birazcık daha güçlendirebilmek için günde 4 saat İngilizce dersi aldı. Bunun dışında da kendi tekniğini de geliştirmeyi ihmal etmedi. Hepsinle birlikte de bu bilgiyi, birikimi ve tekniği tamamen Batı sinemasına taşıyacak, oraya bir şekilde prezente edecek arayışlarda bulundu Jet Li. Ve bu arayışlarda 90'lı yıllarla birlikte, yani 80'li yıllarda genellikle Doğu sinemasında, Çin'de varlık gösterdi ama 90'lı yıllarla birlikte bütün bu birikimini, bütün bu yeteneğini Batı'ya taşıma kararı aldı. Jet Li'nin bir Budist olduğu bilinmektedir. Aslında pek çok açıdan yine Bruce Lee'nin o felsefi altyapısını, kendine özgü yine Budist inancının çerçevesinde kendine özgü bir stilde, kendi dövüş tekniğine de, kendi sinema diline de, kendi hayatına da entegre etmeyi başarmıştır. Bu bakımdan da birazcık derinliği olan aksiyon yıldızları kategorisine kendisini alır. Her ne kadar adam pataklayan küçük bir adam olarak değerlendirilse de derinliği olan aksiyon filmleri söz konusu olduğunda Jet Li'nin bir şekilde etkinliğinden söz edebiliriz. Bir
1989 yılına gelindiğinde bizde koruyucu olarak bilinen filmle birlikte tekrar yıldızı parladı ve Jet Li tarzı diye bir tarz oluştu. Daha sonra da yönetmenliğini bizzat kendisinin üstlendiği Burn and Defense filmiyle yine Çin'de yapmak istediklerini birazcık daha su yüzüne çıkarttı. Aslında tamamen antrenmanın ve audition sürecim bitti. Ben artık batıya gitmeye hazırım dediği bir süreç başladı. 90'lı yıllarda pek çok uzak doğu aksiyon filminde göründüğünü söyledik ve bu konuda kendi furyasını da bir şekilde yarattı. Yani dediğimiz gibi Bruce Lee imitasyonu olmanın çok 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 ötesinde, ki ilginçtir 90'lı yıllarda yine bizde bazı Jet Li filmleri aslında Bruce Lee filmiymiş gibi pazarlanmıştır. Yani Bruce Lee adı yazılan bir sürü korsan video kaset vardır. Bize ulaşmış olan işte Jet Li filmleri Bruce Lee filmi olarak hem bizde hem de Batı dünyasında bir şekilde prezente edilmiştir. Öyle de garip bir dönem yaşadık yani. 2000'li yıllara gelindiğinde ise artık tamamen Batı'ya doğru, Hollywood'a doğru yönelen bir Jet Li gördük. İlk olarak Romeo Must Die filmiyle birlikte hayatımıza girdi. Burada tabii ki Elijah ile birlikte performans sergiledi ama Elijah'ın, o dönemki ünlü pop yıldızı Elijah'ın talihsiz ölümüyle daha çok anılmış oldu bu film. Lanetli bir filmmiş gibi lanse edildi. Diğer taraftan da tabii ki Jet Li hızlı bir biçimde blockbuster'lara hazırlandı. Yani yapımcıların hemen radarına girdi. Fakat ilginç bir şekilde işte Jackie Chan'in o garip akrobatik, komik, sempatik tarafı yoktu kendisinde. Brandon Lee gibi ya da Bruce Lee gibi oluşturduğu, sonradan yarattığı bir karizma da yoktu. O daha çok böyle soğuk rollerde bir acıması olmayan, duyguları olmayan ama bir tarafında da böyle çocuk gibi görünen adam rollerinin stereotipik şablonunu oluşturdu. Cehennem Silahı 4 filminde gözükmesiyle birlikte işte Mel Gibson faktörü de var orada. Daha sonra tabii ki Cehennem Melekleri 3'te yeniden bir araya gelecekler ama Cehennem Silahı'nda görünmesiyle birlikte resmi olarak Hollywood aksiyon arenasına girmiş oldu. Dediğimiz gibi Romeo Must Die ile birlikte de böyle Jet Li filmleri furyası başladı Hollywood'da. Yani çok yüksek bütçeli olmayan, tamamen video ile sinema arası ama daha çok video arenasında alıcısı bulunan dövüş filmleri. Fakat Jet Li'nin becerilerini çok hızlı bir şekilde sergilediği, böyle hızlı bir şekilde servislediği için de çok da bir böyle hani etki kaybına uğramadı. Hemen ardından gelen filmler ne oldu? Kiss of the Dragon, özellikle The One çok fazla ilgi gördü batılı seyirciler tarafından. Yine kendi topraklarından çıkarıp getirdiği Hero filmiyle epic fantasy'nin sınırlarını ne kadar zorlayacağını, epic fantasy'deki iddiasının ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi. Diğer taraftan işte Cradle to the Grave, yani Beşikten Mezara diye gösterildi galiba bizde, gibi böyle hani birazcık daha orta karar aksiyonlarla da böyle varlığını gösterdi ama en etkin biçimde de bu orta karar olarak kabul edilen aksiyon filmlerinde gösterebildi yeteneklerini. Diğer taraftan işte Bob Hoskins ile birlikte Unleashed filmi olsun, yine bir başka epik aksiyon örneği olarak akıllara, kolektif hafızara kazındı Fearless filmi olsun. Diğer taraftan işte Jason Statham ile birlikte karşı karşıya geldikleri War filmi olsun, Savaşın Kralları filmi olsun. Bu filmler bir şekilde Jet Li'nin Hollywood cenahındaki böyle yıldızını birazcık daha parlattı, birazcık daha üzerini cilaladı diyebiliriz. Fakat asıl beklenen karşılaşma iki Bruce Lee varisini karşı karşıya getiren, aynı zamanda da iki farklı jenerasyonu karşı karşıya getiren Forbidden Kingdom oldu. Forbidden Kingdom'da Jackie Chan böyle Drunken Master dönemindeki imajına birazcık geri döndü. Jet Li de o soğuk, böyle Fearless ile birlikte o topladığı o soğuk savaşçı imajıyla çok güzel bir tezat yakaladılar. Yani film öyle aman aman bir gürültü getirmedi ama uzak doğu aksiyonunun yaşayan iki büyük yıldızını bir araya getirmesi açısından, en çok sevilen iki büyük yıldızını bir araya getirmesi açısından ve Bruce Lee varisleri olarak da kalplerde yer edinmeleri açısından büyük bir kredi toplamalarını sağladı. Son
Sonraki yıllarda tabii ki Jet Li'yi farklı farklı projelerde gördük. Mumya filminin devamı olan Mumya Ejder İmparatorluğu'nun mezarında kendisini bir kötü karakter olarak yine gördük. Diğer taraftan işte nihayetinde de Sylvester Stallone'un kanatları altında Cehennem Melekleri'nde izleme şansı bulduk. İlk filmde gayet etkindi. İkinci filmde nedense hızlı bir şekilde emekli edildi. Fakat üçüncü filmde yani genel olarak bakıldığında Jet Li kendisinden beklenen performansı çok fazla gösteremedi filmlerde. Birazcık da böyle onursal üye gibi takıldı ilk filmdeki performansın haricinde. Fakat sonrasında öğrendik ki aslında Jet Li büyük bir rahatsızlığın pençesinde olduğu için birazcık sinemasal çalışmalara, özellikle de çok fazla koreografi gerektiren, kendisini fiziksel ve zihinsel olarak çok fazla yoracak olan bazı çalışmaları geri plana attı. Yani birazcık ekranlardan ve sinemadan uzaklaştı diyebiliriz. Jet Li'nin hastalığının en yüksek merhalesi ise bir hayranının kendisiyle çekmiş olduğu fotoğrafla ortaya çıktı. İşte burada çok yaşlı gözüken bir Jet Li vardı. Hani bir anda böyle 20-30 yıl nasıl yaşlandı bu adam diye sorduran bir şeydi. Sonrasında tabii ki bu işte fotoğrafın, ışığın, düşüşünün falan filana bağlandı ama aslında Jet Li 10 yıldır hipertiroidizm ile uğraşıyor. Yani bu hastalığın pençesinde, bu hastalık her ne kadar kendisini çok 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 yormuyor denilse de de sinemasal kariyerine ara vermesini sağladı. Tabii ki burada birazcık da trivial bilgilere de girmek istiyorum. The One filminde özellikle Jet Li'nin o gereğinden fazla hızlı hareketleri görsel efekt falan sanılmış. Bu aslında Matrix'e de pek çok açıdan ilham kaynağı olan tarafları var bu trivial bilginin. Diğer taraftan da aslında Matrix devam filminde Seraph karakteri olarak görecektik Jet Li'yi. Jet Li 3 ay boyunca bir ön çalışma yaptığını söyledi. Yaptı kendi açıklamasında. Tabii ki öncelikle bu paradan kaynaklı bazı sorunlar var. Jet Li parayı beğenmedi. O yüzden Matrix'e gelmedi gibisinden saçma sapan haberler oldu. Biz de bu haberlere inanmadık değil, inandık. Vay ne kadar para gözmüş bu herif falan filan. Budist budist diyor ama bayağı dünyevi zevklere kendini bağlamış bir adam gibisinden saçma sapan nankörce ithamlarda bulunduk. Özür diliyoruz burada kamuoyu karşısında. Ama asıl bilgi şu. Jet Li aslında 3 ay boyunca bir ön çalışma yapıyor ve 6 ay boyunca da filmin setinde koreografi çalışıyor ve bütün bu koreografiler kayıt altına alınıyor ve bu bir database'e kaydediliyor ve Jet Li database'e kaydedilen bu kayıtlardan rahatsız oluyor. Bir şekilde kendi gücüyle, kendi felsefesiyle, kendi yaratmış olduğu stilin aslında çalındığını hissettiğinden dolayı Matrix projesinden ayrılıyor. Fakat diğer taraftan da Aliya ile birlikte başrol oynadığı Romeo Must Die filminin de tanıtımında Matrix'e yaratıcı katkıları bulunan adam gibisinden bir reklam spotu bulunuyordu. Yani Jet Li bir şekilde varlığını aslında Hollywood'a büyük bir şekilde taşıyacaktı. Belki de Seraph karakterine hayat vermiş olsaydı çok farklı bir Hollywood kariyeri olacaktı kim bilir ama bu şekilde de biz Jet Li'yi sevdik, bağrımıza bastık ve iyi ki Hollywood'da varlığını bu şekilde gösterdi diyoruz. Evet arkadaşlar, aksiyoncularda bu sefer yine bir efsaneye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Jet Li bölümü uzun zamandır çekmek istediğimiz bir bölümdü. Ne yazık ki bazı koşullardan dolayı çekemedik ama bugün burada Jet Li ile olan münasebetimizi diyelim, davamızı burada sona erdiriyoruz. En kısa zamanda sağlığına döneceğine ve sinemasal arenayı kendi o yeteneğiyle ve alçak gönüllülüğünden ve yeteneğinden mahrum bırakmayacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.